Sporda Eğlence'nin ilk adresi Bilyoner, Bilyoner FC'yi sunar. Liverpool-Chelsea maçı, pazar Duyuz 18. Luiz Diyaz isabetli şut atar, o kadar. Beni yaktı geçen de, Luiz <laughs> Diyaz'ı oynatmadı. Ama patladık. ben sana dedim, Cody Gatboy oynatacak diye. Burada yani Liverpool yani. muhabiri var, beleş yapıyor bu işi. <laughs> Chelsea 16 gol, Liverpool 13 gol atmış. Yenen gol 2'ye 8, Liverpool gol yemiyor. Chelsea gol de atıyor, gol de yiyor. Chelsea'nin şut ortalaması 2.3, Liverpool'unki 1.8 maç baş başına. Abi Cole yani Palmer. bu Cole Palmer en az Cole 3 şut Palmer. çeker. 2.14 oranı Bravo. var abi. Bravo abi. 3 Bravo şut abi. da çok mu? Hmm. Yalnız böyle kalede biliyorsun böyle. Ali Son yok. Kalede böyle Keller oynayacak. O Keller, da kötü milli maçta çok kötü hatalı gol yedi. Tam bir numara olurum artık. Ben bu takımda kalmak istiyorum. Mamardaş Vili'yi almasaydınız. Keşke derken. Mamardaş. Peki ya, İrlanda takı, takımın en iyi oyuncusuydu kaç maçta. Pek rakip kaleye gidemediği için. Yani, İrlanda <laughs> göre, ben de diyorum ki bu maçta toplam gol, ar gol aralığı 2 ve 3. 2-3 olur. 2-3 gol 2-0-4. Hmm. Peki. Yani ben, ben Liverpool'u favori, favori Liverpool. Rakip kolay gol diyor ama bir yandan da atıyor. Luis Díaz soldan girer bir tane tamam. ama evet. Kolombiya deplasmanından yani Kolombiya'dan milli takımdan buraya yetişir mi? Yetişir. Başlamazsa ama maç pazar günü olduğu için güveniyorum. Ya bakıp yetişir. bunları zaten izleyeceğimiz Çünkü oynuyorduk. Çünkü geçen hafta bundan çok çektim ben. Sonra. Harry Kane ikinci maçta oynar gol atar yok arkadaş. Hadi Barcelona Başlayalım. seviyor. Pazar 22. Çok iyi maç bizi bekliyor. Barcelona seviye. Lamin Yamal sakatlığı nedeniyle oynayamayabilir. Yüzde 90. Lewandowski de M Livakovic pozisyonda sakatlandı. Kırmızı gördü pozisyonda. Bu Lewandowski bu sezon 11 maç, 12 gol, 2 asist. Ben bu maçta Rafinha gol atar oynayacağım. Çünkü hem Yamal hem Lewandowski yokken seviye karşısında zorlanabilir. de açarsa bu sezon böyle Rafinha açar. Şaka maka bu sene acayip oynuyor. Brezilya milli takımda da iki penaltıdan gol buldu. Evet. Hangi maçtı? Peru maçı mıydı? Peru maçı galiba. Yani orada da iyi oynuyor. Izlerken böyle Hatta bir hemen... takım kaptanı da oldu. Yani ağlar yokken kaptan Rafinha oluyor. Bence Enteresan. bu yaşta büyük başarı. Evet, evet. Bu senenin en çok yükselen, değerlenen oyuncunun başında geliyor. Rafinha gol atar. Ama Sevilla işte şey, o eski halinden eser yok. Değil yani evet, adamlar. Evet. Gerçekten UEFA Avrupa Ligi'nin sefiliyken İspanya'nın orta sıra takımına evet, evet. dönüştüler birdenbire. Ama İspanya'nın böyle sefiliyken de... UEFA liginde şampiyon olup yine seferi yani, oldular. Tabii bayağı şey biz yani de bayağı düşüyorduk e, Fenerbahçe'yle oynadıkları e, dönemde. Evet hocam. Bayağı biz O yüzden Fenerbahçe geçer turu diyorduk yani böyle ağzımızı yaya yaya konuşuyorduk. Acayip yani bir acı tecrübe olmuştu o bizim için de. Abi hangi filik biraz daha Barcelona'nın o oyuncularına göre kodlarını değiştirdiği için çok çabuk kaleye gidiyorlar abi adamlar. Yani ya şey ya, engelleyemiyorsun ya, yani. Engelleyemiyorsun dinlenme. abi yani. O Gabi çabuklu de bu hafta oynayabilir. Gavi de sakatlanma evet. dönemi. Gavi de süper yıldızdı ya sakatlanma evet. önce. dönemince. İşte o bir senede 107 maç yaptı falan hikayesi var ya. O Pedri galiba. O pardon, Gavi de o mi var? Pardon, yok, o yok, Pedri'ydi. Doğru abi karıştı. Pedri. Ben Olsun Gavi de çok oynadı. Yok yok Pedri daha ama fazlaydı. Pedri ama Pedri'yi fazla yaktılar ya. Yani. Olimpiyat, Pedri, yani. pedri Geldi, geldi bizde aldı sahada oynayacaktı neredeyse. Ya, ha, harbiden öyleydi ya. Yani. Emek <laughs> Ege'nin oğlu ben Pedri'ydi değil, değil mi? Pedri'yle yaşıttı senin oğlan neredeyse. Ya Pedri biraz daha. Yani neredeyse ya değil tabii. Ya o üniversite çağında canım. Ha. Üniversiteye gidecek yaşta ya. Yani. Evet, abi, abi şu maça ne oynanır? Ben yani ben maçın ikinci yarısında ya, daha fazla gol olur diyorum. Ya yani. Lewandowski olsaydı 4.5 üst 3 0 3'ten de şimdi he, diyeceksiniz bir gol fark etti. Maç sonucu 1 ve 3.5 üst 2 21. Yani toplam gol 4.5 üst 3 0 3 var bence. Ee, son derece mantıklı 4.5 üst. Bir yandan seviye kalesini gole kapatamıyor. Az atmış ama yine Barcelona çok iyi yani, yani. birçok takıma yaptığı seviye kalesine seviyede. yakın savunuyor bir de Rafinha şutla da çok güzel işler yapabiliyor. Şimdi Yarım alanlardan girip cezan içinde kaleye evet. çok yakın olmasa da böyle açıyı buldu mu Rafinha tabelayı evet. değiştirebiliyor. Mandosi bak sana böyle Rafinha diyorum. Lewandowski evet. oynarsa zaten Dört buçuk, beş buçuk üst puan olur yani. Senin yok mu öyle uçuk bir skor tahminin? Yok abi. Diğer öteki altı bir falan. Ben Bundesliga'ya sakladım. Peki. Seni kendime <laughs> sakladım. La Liga'da diğer maça hemen geçer. Real Madrid. Sel tabii bu senin. Burada söyleyeceğim bir şey vardı herhalde bana. Abi Arda'nın mevkisinde oynayan birebir. Arjantin 20 yaş altı, 17 yaşında bir Franco Mastan Tuono transfer haberleri çıkıyor. Arda Güler'in durumuyla ilgili de birkaç yazı okudum. Neden Modric'in bölgesinde henüz oynatılmıyor diye, bu orada denenmiyor içti. diye. Evet. evet. Hı -hı. E, Ancelotti defans başına e, şimdilik hazır görmüyormuş ona. Modric kadar, hani Modric evet. de bayağı 27-26 yaşına falan oraya geçti biliyorsunuz. Daha önce 10 numara sola çık falan da oynuyordu. daha ofansif oynuyordu. E, ama şu var, ya zaten orada ki oyuncular çok iyi be. Chouameni olsun, yani o, öbür e, Kamavinga fizik, fizik olarak, yani, Valverde, Valverde olsun. Valverde olsun. O yüzden hani şey için söyledim haber. Bir de Arda'nın nasıl yerinde Bellingham oynuyor. Şimdi bu hafta sakatlıklardan dolayı ya bayağı önemli oyuncuları eksik. Ee, Kurtuğa yok. Zaten Alaba Karval uzun süreli yok. Militao sağ beke geçecek mi geçmeyecek mi ama onun da bir böyle kas sakatlığı varmış. O Vallejo'ya hiç güvenmiyor stoper. Onu oynatmıyor. Chouameni orta sahaya alırsa acaba yine bizim Arda'ya şans bulur mu diye bekliyorum. Celta da zor takım abi. Yani Atik Madrid bunu gösterdiler. Günlerinde oldukları zaman bunlarla oynamak şey gibi ya. Bu bu bile bir çiğnemek gibi. Abi ben şimdi izlerken... Aspas. Ne oluyor abi? Kaç yaşına geldin? Selta... Liverpool hariç her yerde çok Yok mu bu maçta? Selta Diğerleri var. Üçlü iyi. savunma yapmıyor mu abi Selta Valla değiştiriyor. Şey oynuyor işte. Jason oynuyor abi. Üçlü savunma oynuyor. Üçlü savunma oynuyor. Bayağı bir sol iç gibi oynuyor. Fenerbahçe'nin Cahison'dan bahsediyoruz. Evet evet. Yani. Ersun Yanal'ın stoperleştirdiği. <laughs> Ersun Yanal'ın stoperleştirdiği. Zorunlulukta. <laughs> Zorunluluktan. Zorunluluktan. Zorunda mıyım? Onyekuru koşusunda Jailson'du değil mi? Onyekuru'dan koşu vardı. Evet. Jailson janta düştü ölüyordu <laughs> Dili çıktı. <laughs> Dili çıkmıştı. Abi ben bu maçta tam olarak Arda Güler'in maçı olacağını düşünüyorum. 3-43'te Arda Güler gol atara nefis oran vermiş. Nil maçında atamadığı golü bence Celta Vigo maçında atacak Arda Güler. Hadi inşallah. Ya ben burada açıkçası ee, yani için şeye de baktım. Bakayım ne yani do çok da mesela Real Madrid bir 43 Real Madrid için yine fena bir oran değil. Hani eğer böyle geniş 3 4 maçlı kombine kupon yapılıyorsa Real Madrid galibiyeti, alına bir az skorlu bir Real Madrid galibiyeti. Yani ne yalan söyleyeyim, bir gol atardı içime doğmadığı için şeye girmiyorum özel bahislere de. Ben böyle geçeyim Real Madrid maçını. Umuyorum Arda gol atar ama Buradan ben tahminde geçir. bulunmadım ama. Bul, bulun hemen. Yoksa A Bellingham gol atar 4.02. Doğru değildir o. Ben niye tahmininde bulunmamışım ya? Yok vallahi Jude Bellingham şu anda hangi oyuncu gol atar? Al. Hemen o hemen oynadım oy ben. Be Jude Bellingham gol atar 4.02'den. şu anda ben de canlı olarak Çünkü Bellingham'ı santrafor oynuyorum. da oynatabilir bu maçta. Arda'yı da inşallah o zaman şu 10 da numara döndür. bunu da bir şey yapayım. Hadi Hop Bakın canlı yayında oynadım. Bana Can da oynar ya. mısın canlı Can yayında milyoner hesabımla <laughs> lütfen. Ne kadar ne kadar sana bir, verdiğim atışta işte. evet. ben yazayım kağıda ne kadar atacağını şu kadar. 2.000 lira ver <laughs> dedim. Karala oradan. Karala oradan bir çek yine her <laughs> hafta olduğu gibi evet. Bellingham gol Evet o zaman o sırada siz Bundesliga oynayacaksınız. Oynasam biz gireriz Bundesliga senin için. Tabii. Leverkusen Frankfurt cumartesi evet. 16.30. Leverkusen zor durumda arkadaşlar. Yani başlamak isteyen varsa başlasın ama Yok sen anlat abi onun üstüne abi, abi şimdi bir kere bir Hollanda maçında sakatlandı. Bu sene zaten geçen sezonu gibi uçarak başlamadı. 6 maç 4 gol bir asisti var. Bir çok çok önemli. Senin adam gol atar mı yerine oynatır mı? Jonas Hofmann bana o kadar Hoffman, gol attı ki FIFA'da. <laughs> abi bizim Gladbach'taki adamla biz onu şampiyon ligine gittik gerçek hayatta. Bana Hoffman sürekli geçen gol, maçta gol attı. Da gol bir hafta önce. İşte varmış gol, gol atar, atar. Hofmann gol atar. MKG'ye sebep. Ama şu Bonifes'in Libya'daki havalimanında 12 saat mahsur kalması. İşte Virsin yerine kimi oynatacak? Abi Frankfurt'ta Marmuş gol atara bakacağım şimdi ne veriyorlar ama ya vallahi Liverpool al bu Marmuş'u. Salah'a da devre arası satarsın abi. Ben bu kadar da gelişmesini beklemiyordum. Maalesef Beşiktaş maçında da çok gelişmiş bir performans sergiledi. Yani Leverkusen'ı severiz ama Frankfurt'u da severiz. Yapacak bir şey yok. Bir de bu maç sanki o da bakacağım oranına şimdi. İlk yarı bir buçuk üstte olur sanki. Şimdi ona bakıyordum. Ben de toplam direkt... Ben e, ilk yarı karşılıklı gol var. E, benim e, birinci bahsim bu. E, düşüncem bu. 3,14'lük oranıyla. E, çünkü hem iki takımın kendi arasında tarihsel süreçte yapmış olduğu maçlar son 10 maçına e, çok bakıldığında, acayip. çok acayip. 5-1'lik evet. iki tane skor var abi. 5-2 bitmiş, 5-1 bir kazanmış, 5-1 bir biri kazanmış. Böyle e, yani iki golle biten e, maç sayısı 2 ya da 3 şu bu süreçte. Acayip gollü maç oynuyorlar. Bu işin e, birinci kısmı. Niçin ilk yarı karşılıklı gol var diyoruz? Çünkü Eintracht Frankfurt çok, açay, çok açık oynayan bir takım. Evet. Yani şey yok böyle maça özel aman işte Frankfurt'la oynuyoruz öyle. Bayern Münih maçını hatırlayın abi. 3-3 biten Bayern Münih maçını hatırlayın. Mükemmel maçı izlet, izletmişlerdi bize. Ee, ben o sebepten e, ilk yarı e, karşılıklı gol var. 3,14'lük oranıyla birinci tercihim. ikinci tercihim ise bu maçta hani daha minimum bahisle birazcık daha yüksek oran yakalayabilir miyiz diyenler için. Ebimbe gol atar. 7,18'lik oranı var. Çünkü Bayern Münih bu sene merkezden gelen oyunculara karşı onları engellemeye karşı çok ciddi zaafı var. Özellikle cutbacklerde yani topla gelen değil de topsuz koşu yapan, iyi koşu yapan oyunculara karşı ciddi zaafı var. Ebin ve Beşiktaş attığı golü hatırlayın. Evet. Şimdi Bayern Münih şutlu oh. Baya bir... Evet. Ha, pardon. Yok yok ben dört Ya arada kaldım. Şeye bakma ona. Hoffman gol atar. Sen mi? Hoffman oyna ben varmış oynayayım. Yok ya çok düşük. E oynamam yani. Olur mu abi? Ben de 3-0-3 Hoffman gol atar. Nedir bana? Ha, pardon pardon. Ya, 3... Evet evet Hoffman. İsabetli şu çekere bakmışım yanlışlıkla. <laughs> ben de diyorum nereden bu? Böyle? Hoffman gol oynasam bak bu bir bu bir şey işaret, işaret abi işaret. Evet, abi. Ben de böyle Marmuş gol oynayayım. Hoffman Anlaşalım. Gol en azından evet. masadan biri kazan ama ben şey oynayacaktım değil mi? Masadan yarı teker kere eksiliyordum. E tam ben ilk yeri KK'ya var oynadım abi sen de diğer tahminini söyle. Herhangi biri tuttursun. Tamam evet. Marmuş Golatar. Marmuş. Tamam Jonas Hoffman Şimdi hafta içi bayağı bir şeyi merak ettim. Länsan Company meselesiyle ilgili. Ee, ne diyorlar diye. Şimdi tabi ruhani lider Rummenigge hem kompani oynattı ultra ofansif oyunu savundu. Guardiola örneği verdi. Hatta şöyle diyor. Ben onun o önde presini çok seviyorum. Bana Yupenkes, Guardiola, Ancelotti Flick zamanını hatırlatıyor. Biz o işte eğlence futboluyla çok şey kazandı. Kulübün en iyi olduğu dönemdi diyor. Ama diyor tabi savunmada da bu kadar kötüsünü görmemiştim diyor. Ancelotti'den beri demiyor. Onu ben ekliyorum. Ancelotti dönemi o savunmada sıkıntılar vardı gerçekten. Ee, ya sakatlık sorunu var şimdi Musiala hala topla çalışmadı. Yüksek tempolu deparlar atmış gördüm antrenman videolarını. Ee, keşke bizde de böyle yani sürekli yapılsa. Ama Frankfurt maçının 3-3 bitmesi, sürekli kontraktan gol meselesi çok tartışıldı. Şimdi Stuttgart tabii tekrar haritaya geri döndü Stuttgart. Şaka maka Almanya Milli Takımı'na 6 oyuncu verdiler. Hollanda maçında da maçın adamı Jamie Lovring seçildi. Yani Ghana kökenli Alman oyuncu. Abi çok zor bir döneme giriyorlar. Bayern Münih, Juventus, Leverkusen, Atalanta, Frankfurt. Acaba bu maçta şu Bayern Münih yine aynı o Rummenigge'nin açıklamalarına göre acaba kompani hangisini mesaj olarak alır? Ya tamam ben bu oyuna devam edeyim. İlk yarı yesek de atıyoruz ne olacak falan filan diye. İlk yarı bir buçuk üst ben buradan kullanıyorum. Bence devam eder abi. Bence de toplam 3.5 üstte Bayern Münih kazanır. 1.98 biz bunu 2'ye yuvarlayalım. 2 oran fena değil. Dur Bayern bakalım mi? şu 1.5 üst ilk yarı var mı? Ege sen bir bakı ver. Ben çünkü Vardır artık var tabii canım. Var. O en zaten çok popüler bu Kaç veriyor biz... ilk yarı 1.5 üstte? Bırak ben sana abi söyleyeyim. hemen. Yok yok Ege söyler biz devam edelim. Evet Juventus Senin Senin şeylere geldik. Serie A'dayız ha. hocam. Evet hızlı hızlı Juventus Lazio 21.45 cumartesi. Juventus tek golünü geçen Milli takım arasından önce Bologna 7, hiç beklenmedik şekilde. Akan oyunda değildi, bir penaltı vuruşu sonrasında 7. Gol yemiyorlar. Ben burada, Juventus'un tabii favori olduğunu, genç, dinamik bir Juventus var. Eskiden kadrosunu 11'e ezbere saydığımız Juventus günleri geride kaldı ama Thiago Motta ile yeniden o yola girmiş durumdalar. Vulaović en az 2 isabetli şut çeker 1.81'lik oran verilmiş. Kenan Yıldız gol atarada 276 yani Kenan Yıldız hani biraz da böyle milli duygularla seyredeyim bu maçı derseniz 2.76'dan Kenan Yıldız gol atar alınabilir. Evet abi yani ben burada hiç şeye kaçmayacağım yan yollara. Juventus'un galibiyetine 1.82 oran verilmişken. Ha bir onu alayım diyorsun evet, büyük Evet tabii, tabii. Ama. ben onu doğrudan aldım. Juventus'un 1.82'lik oranını aldım. Ya Thiago Motta belirli maçlarda kitleniyor. Mesela kitleniyor derken ya kendisini kilitliyor. Onu çok daha iyi izleyen arkadaşlardan veyahut teknik adamlardan bir görüş alarak sormak istiyorum mesela çok şey beklediğimiz tabii Roma deplasmanı bile 0-0 beraber kaldılar. orada biz daha farklı evet. bir maç bekliyorduk. orada oldu. işte Cagliari maçı son maç orada bir Ben bu Cagliari maçı evet, orada mesela Cagliari maçında da bu tıkanmanın sebebini birazcık daha izleyerek belki de iki maçı ikinci kez izlerken görebiliriz ama Lazio maçı pek bence her ne kadar Lazio daha farklı başlamış olsa da tıkanacakları maç değil. bu tip maçları çok çabuk çözüyor Modda, ben o yüzden bir 82 konuluna güven istiyorum. Oradan biliyorum aynı. Ayrıca sorun bence Modda'dan çok usta. Genel oyuncu. Yani kadroyu gerçekten evet. yenilemek falan çok zor bir şey. Doğru. abi. Yani gerçekten evet. çok zor Anladım. bir şey. Evet. Yani evet. Geçen i̇yi sezondan iyi. kaç oyuncu kaldı ki geriye? Vlahovic'in de e, Premier Lig'e e gitmesi her an söz konusu. E, o Bremler savunmadaki aklı başında adamların, akil adamı savunmanın o da gidebilir. Yani Hakikaten kolay değil şu ara. Bence Mod'da zaten... Bologna'da... aşırı başarılı oldu. Yani ondan sonra birazcık teknik direktörlükte zorluklar yaşayacak çünkü Juventus işi gitgide... Çok zor Tabii. göreve dönüşüyor. Impossible ne oluyor artık? Tabii. İtalyancası. Immobile varsa de olma ihtimali evet. yüksek diye ortaya atıyorum yani. Değil mi? Daha teknik direktörlüğe başlamamışken mi söylemişti. Kafasındaki, hayalindeki oyun planını evet. teknik direktör evet. olursam. Evet. 2-7-1 diye böyle acayip bir şey açıklamıştı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani harbiden çok çok acayip evet, bir evet. kurguda oynatmak istiyorum demişti. Bologna'da onu kaldı. yakaladı abi. Bologna'da Avrupaş... daha böyle 2-6-2 gibi oldu ama geçen evet. sezon. Ne yapsın elindeki, <laughs> Elinde, elindeki evet, malzemeye öyle. göre. Elindeki malzemeye göre. takıma ne kaç? çok oyuncu verdi Bologna yani. Abi sadece İtalya değil bir sürü bir yani Sviçre bu Avrupa Şampiyonası'nda bir sürü Milli takımda iki tane Bolonyalı oyuncu vardı abi. 11 11'inde hem Evet 11'den de. Şimdi o zaman Serie A'da Roma Inter maçı. Oh. Ilgaz'ın hocası Juric, bugünü bekliyordu. Ben evet. Ilgaz'a Sadece şeyi söyleyeceğim. Abi Gasperini ona yol gösterdi, evet. el verdi. Önce yardımcısıydı. Hatta meşhur şu Trabzon Inter maçında Gasperini yardımcısı Juric'ti. <laughs> Tolga Zengin'in kurtarışları kariyerinin kısa sürmesine sebep oldu. Seluska'nın golü. Evet. Işte. Seluska abi var mı? Evet. Yani. Seluska'nın golü bir de ya. ya Bravo. Yani. <laughs> Hoca'yı yani. tebrik ediyorum. <laughs> <laughs> Seluska ile gol atıyorsun. <laughs> Altı pasla mı? <Şeyi> <laughs> abi ya. Neredesin? Evet arkadaşlar. Yani. Hemen ne abi olur. söyleyelim. E, i̇ki tane üçlü savunmanın Gasperi'nden sonraki en iyi temsilcisi e, seri A'da. Yürüç hocam bu Torino'dayken de Hellas'tayken de bu tip maçlarda ilk yarı kitlemeleri çok severdi. İlk yarı sıfır. Evet. Çok mantıklı. Ben de 1.65 Inter kazanır diyorum. Monaco Lille. Burada karşılıklı benim gol. karşılıklı gol. Balogun çok formda. Monaco'nun forveti. Adamlar buldozer gibi zaten. Umuyorum, Balogun Sencer... peki bir Arsenal'de mi bonservisi yoksa sattılar onu mı? Onu bilmiyorum. Ya, Satmışlar ki hala Santafor Bakar şimdi sevgili Ege. 2.46 gol atarı var. Lille geçerler. Bon İki... Bon Balogun o da servisiyle. gol atar. 2.46. Arsenal'deydi değil mi? Doğru hatırlıyorum. Evet evet Arsenal'deydi. Değil mi? Abi şey de ee... Monaco da yani öyle enteresan bir takım ki çok iyi bir sabek alıp bence dünyadaki en iyi 10 sabekten birisi olan fizik kalitedeki Torino'daki Yuri için parlattığı Singo'yu abi adamlar şey stoper olarak oynatıyor mesela. Çok acayip abi adamların kurgusu ve buldozer gibi takım abi Monaco. Yani harbiden şey olarak Fizik kalitesi. Hem fizik kalite olarak yani hem oyunu abi, abi acayipti. Gerçekten, Gerçekten. buldozer gibi takımlar. Lille mesela bu tip takımlara karşı kırılgan. Yani ya son anda işi çözebiliyor ya da çözemiyor. Şeye kalırken Şampiyonlar Ligi'ne kalırken abi... Ölüp ölüp... De, 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 tabii canım yani. hatırlarsın şey maçında. Spartak'la... Şor'u falan şov yaptı ya. Tabii canım. Ya çok acayipti. 1.95'lik. Evet. Bize de gol atan. Bize de gol Şey... Yani Lille'in bu maçtaki en büyük güvencisi. Kalecileri. Şövalye. Yani Adam çok acayip bir kaleci. Ardından evet, şövalye evet. yani. Evet. Evet. Tek, şövalye ünvanını alır zaten. Alır abi. Net Doğustan alır yani. Şövalye olmasa da soyadı. Abi bir de... Adamın maçlara hazırlanış tutkusu falan hangi maçta Lille şeyle mi oynamıştı? İçeride kimi yendiler onlar son Şampiyonlar Ligi'nde? Real, Madrid'de, Real, Madrid'de Real, Madrid'de Real Madrid'de Madrid. Real Madrid'i Madrid. yendikleri zaman Şövalye, Arda Güler'in kafası olması evet. bak oraları çıkarttı. Maçın son anında bir pozisyonu kurtardıktan sonra tribünlere böyle tribünün oynayan ha? kaleci vardır evet, yani evet. böyle. Şey böyle çok manyak bir adam Harbiden inanılmaz <laughs> iyi bir kaleci. <laughs> Ama Monaco büyüğü çözer abi şeyde Lille maçında. Eski bir Fransa da. Lig kalecisine benziyor. Aynı zamanda Şirin'in mi kalecisiydi? Şilavert. Yok, Şil, yok yok. Paraguay. 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 Kalecisi. Paraguay. Evet, Paraguay. Şilavert diye Şilabert. öyle kalıyor. Şilavert Çok tabii şeydeydi. O değil. öyleydi. Kurtarış yapar. Evet. <laughs> falan. <laughs> 98'de Turam Şilavert'e gol atmıştı değil mi? Hırvatistan'dan önce. Yok. Hırvatistan şey mı? Blanc Loren atmıştı. Ha Loren Blanc mı atmıştı? Evet. evet. evet, evet berabere giden maç. Berabere giden maç. Yalnız bak bu soruları sürekli bana sorarak eğer ben bu 10 sene sonra hafızamı falan kaybedersem müessiz misiniz? Bak valla, Ege'de de çok enteresan. Süper Lig'de, Süper Lig'de abi Lig'de ne sorsa katılıyor. Şey, bak bize bakacaksınız yaş geçtikçe... yani, haberiniz <laughs> olsun. Devamlı 12 mat, 15 bak daha 98, e anında gidiyoruz. <laughs> ne <yani>. şey <oluyor. gülüyor> Sporda Eğlence'nin ilk adresi, Bilyoner, Bilyoner FC'yi sundu.